Değerli kardeşlerim, hepinize selamünaleyküm. Bugün yine bir şeyler kırdırma arayışındayız. Bugünkü mevzumuz Special Monster Staff, en son Gold Dragon'a kırdırıp zarar etmiştik. Hurafeci arkadaşlarım dinleyerek şuradan göstereyim. %100 TC'ye bastım. Ne alakaysa sanki bunların drop'ları arkadaşlar önceden bellidir. Ve kesinlikle BC flash'ta şununla bunun alakası yoktur. İsteyen istediği bir oyunda kırdırabilir arkadaşlar. Bunlar hurafedir. Knight Online'ın meşhur hurafelerindendir. Zaten yakında bu hurafelerle alakalı ben de bir video çekmeye başlayacağım. Bu Elfbelt, Sherion, işte bu Rof Felankor, Rof'la HB'nin işte daha iyi çalıştığına dair vesaire. Bunu daha önce yapan bir arkadaşım vardı. Şu an ismi aklıma gelmedi ama eksik yaptılar. Bir müddet sonra bıraktı o da. Ben tamamını erdireceğim onu. Öncelikle onu söyleyeyim. Şunlar kalabilir. Hemen 10 tane Special Monster Staff'ımızı çekelim. Değerli kardeşlerim, başlayalım. Şu videoya arkadaşlar, şu okçu vs videomuza biri yorum atmış. O dikkatimi çekti. Ben cevabını da verdim de. Ya diyor, sen diyor 3-5 diyor nasıl çalıştığında bu adamı yendin diyor. Ya diyor başkası oynuyor diyor ya da makrosun diyor bana. Yani bilmiyor ki 3-5 vs'sinde tamamen bu iş şeye bakar arkadaşlar. İteme ve de EKC varsa bu EKC'nin patlama şansıyla alakalı bir durum. Şansım var. Benim de EKC'm daha çok patladı. Efendim söyleyeyim. İtem olarak da üstündüm ondan. Ha, o biraz HP'sine güveniyordu. Onun setin falan var diye, ama senin 12.6 HP'm varsa benim de 12.5 HP'm var yani. Bu çok bir şey senin için çok avantaj sağlayabilecek bir durum değil. Zaten undili VSS'ydi kendisi arkadaşım. İşte de attık, kazandık. Hemen işte yok okçu hani bilmiyordun falan filan. Ya arkadaş, okçu bilmeyen bir şey yok. 3-5 komboyu da bırak da artık, bir aydır okçu oynuyoruz, alışalım da. Hemen o adam nasıl yendin diyor bakıyor. Hiç ve o adamın da okçu çok iyi bildiğini de ben zannetmiyorum zaten. Ha, şu uzak VS'de player ile konuşur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arkadaşlar. 10 tane olmuş, tamam. Uzak VS'de arkadaşlar konuşur. Uzak VS atsak bu ihtimalle beni sıfıra karşı keserdi. Çünkü yani onda mana çekmeyi kaçırmamak lazım. Düzenli olarak işte 80 skill'dir defans kaçırmaman lazım. Ice layer'e yeme ihtimalleri üzerinden hesaplanacağı için o şekilde olsaydı tamam, uzak VS'de belki alınırdı. Ama yakın okçu VS'sinde item konuşur ve DKC varsa DKC konuşur arkadaşlar. Bu iki durumunda benim lehim olmasından kaynaklı bir beni aldım onu yani. Arkadaşım tabii küfür etmemiş, şey dememiş. Saygıyla yorumunu belirtmiş. Ben de saygıyla cevabını verdim. Öyle bir şey tabii söz konusu değil arkadaşlar. Diyelim, bundan fazla tutmadan şimdi konumuza gelelim. Bir çay yutmayın müsaadenizle. Şimdi arkadaşlar, bunu nerede yapalım biliyor musunuz? Benim çok sevdiğim bir yer var. Daha önce çok ilk nostalji yerimiz, bildiğiniz gibi Folkdayk kırmıştık şeyi, Gold Dragon Egg'i. Kalduga'm nerede benim? Kalduga arkadaşlar. Burası da benim efsane yerlerimden birisi. Burada bu şeyde seri CS'e, MSN Cosplay'ın kurulduğu, Cosplay'ın yoksa partiye alınmadığın dönemlerden bahsediyorum. Triant, Ancient Slot arkadaşlar. Buraya troll çekerlerdi, troll varıyor çekerlerdi. XP atardık bir gelmişiz. Çok tatlı günlerdi, hoş günlerdi. Tekrar onları da bir yad etmek babında şöyle gelelim bir Narvalli'ye. İşte şu slot mesela. Buradan karşıdan TV troll çekerlerdi buraya. Şuraya mesela. O zamanlar 50 level olmak bile bizim için o kadar büyük bir sevinç kaynağıydı ki arkadaşlar. Yani 50 level olmak demek çok şey demekti o zaman. 60 level üstüne geçmek zaten hayaldi bizim için. Bizim en büyük amacımız 59 level olup bir an evvel Adrian'a çıkmaktı. Şu slotlar işte, şu iki slot efsane slot arkadaşlar. İleride de var. Bu slot tam takır full çekerdi. Buradan DTC çekenin oldu ama DTC çok bir şeye yaramazdı tabi. Buradan troll çekerlerdi, çeke çeke getirirlerdi yanımıza. Gidi günler diyelim, burada da bir yer etmiş olalım. Şöyle köşede bir yerde Special Monster Staff'larımızı kırdıralım arkadaşlar. Bunlardan arkadaşlar Hellfire, Enigma, Kuriel bosslarını atıyor ama canlar çok düşük ve ezik bunlar. Hemen düşüyorlar yani. Hemen ilkinden başlayalım arkadaşlar. Enigma attı. Enigma Reis'ten bakalım ne alacağız. Aa, şeyi unuttuk. Şuraya şöyle basattı. Fena değil. Bu gem atıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Bunu çöpe atabiliriz. Bunu çöpe atalım. Şu periyi çıkartalım ki heyecan olsun arkadaşlar. Şu periyi bir çıkartayım. Bir tane de şundan atmış. Ne alaka anlayamadım. Şu bir tane kriz atıyor. Ben hastayım yani bir tane atılan kriz ise zaten. Biraz da kısalım şöyle. Bunun da cooldown'u var arkadaşlar. Biraz eklememiz gerekiyor. Bakalım buradan iyi bir şeyler alabilecek miyiz? İlkinden şeyler baksattı. Bunları da kırdırıp tekrar içinden çıkan da kırdıracağız zaten. Oy. Bundan sonraki hedefim arkadaşlar toz toplayacağız.
Accessory box kırdıracağız. Tabii bu setlere çok değerli bir şey değil. O yüzden biraz fazla kırdıracağım ben. 30-40 tane en az ya 50 tane kırdırabiliriz. Efendim. Evet, kullanımı doldu. Enigmaid. Benim en sevdiğim boss bu dış kraval bosslarından Hellfire'dir arkadaşlar. Ben Hellfire'cıyım. Enigmaid'i sevmem. Hadi Enigmaid'i sevmedi bizi yanılt. Ne attı? Wing Weapon. Suklu bu kanat herhalde. Guardian Exchange ve Dex attı arkadaşlar. Yani bu Wing Weapon ne oluyor acaba? Kanat Wing de. Neyse bakacağız arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bakacağız. Ne olduğunu göreceğiz. Bu arada videoyu bilerek uzun tutuyorum arkadaşlar. Sohbet muhabbet amaçlı. Evet. Bekleyelim kullanılmasını. Bilerek yani sardırmıyorum videoyu. Uzun uzun kırdırmıyorum. Hem sohbetimiz muhabbetimiz olsun arkadaşlar. Hem de böyle güzelce kırdıralım. Ama iyi şeyler attı yani. Bunlar Guardian Exchange. Acaba ne atıyor merak ediyorum ben de şu anda sizler gibi. Bakalım. Kuldanımız doldu. Evet. Benim en sevdiğim Hellfire çıktı. Lan kutu nerede? Lan kutu... Lan. İyi bir şey yokmuş bari. Kutuyu açamayınca bir an korktum ya. Bunlar bir boka yaramaz. Evet. Bekleyelim arkadaşlar olmasını. Arka planda çalan Knight Online'ımızın efsane müziğinin altına bir kardeşim yorum atmış demiş ki arkadaşlar. Başka hiçbir videoda bu kadar Rekik'in ağladım dediğini göremezsiniz demiş. Tabi efsane günlerdi o zamanlar. Hatta ben biraz da yaşım büyükken başladım oyuna. O ayrı konu. Ben biraz da ihtiyar başladım oyuna ama yine de tabi o zamanlarda da farklıydı. Bir bakmam gereken mesajlarda baktım. Enigma Reis'ten devam ediyoruz. Bakalım da ne yapacak. Battlefight Hero Wing arkadaşlar. 140 mevbu. Tradesi açık olan. Bu bir işe yaramaz. 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 Evet. 152'den 100, en az 120'si var bunun arkadaşlar. 120'yi kaptık. 15 günlük kanat bu. 120'm cepte. Bakalım. İki, dört, altı tane kaldı. Fena gitmiyoruz aslında arkadaşlar. Durumumuz şu an iyi. Kuryel mi geliyor? Kuryel geliyor. Bak nasıl da bildim kurye senin geleceğini. Maalesef ki çöp. Arkadaşlar bir şey yapmadı. Ulan sana az mı para verip aldım seni lan? Ulan var ya sen var ya. Sen benim efsane potumsun sen var ya. 180 RP hiç. Pazardan bize mesaj yağmuru var bakalım. Helal 8'imize teklifler yağıyor arkadaşlar. Tam ölücülere bir şey verecek halim yok benim. Haydi bakalım. Hellfire. Bu sefer yüzümüzü güldürsün değil mi Hellfire'ım? Yok ha. Güldürmeyecek yüzümüzü. Boş atıp duruyor. Kaldı 4 tane arkadaşlar.
Bunlar ne olduğunu bilmediğim için bir şey değil mi? Ama büyük ihtimalle yine zarar modundan gidiyoruz gibi geldi bana. Bakalım. Bu arkadaşlar hatırlamadan geçmiyor. Arkadaşımın biri CZ Stone Golem farmı istemişti. Oraların farmını çekmeyi çok düşünmüyorum ben. CZ Stone Golem'dir. CZ A3'tür. Ne bileyim CZ'nin bilinen slotlarıyla alakalı ben farm videosu çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Kanalın gidişatını bundan sonra istisnai olarak yani daha önce yapımlanmış veya az yapımlı slotların farmı dışında öyle çok bilinen slotların farmıyla doldurma kanaatinde değilim. O ne velhasıl daha çok upgrade, kırdırma videoları belki ara sıra işte okçu PK videolar olur, VS videoları falan olur. O şekilde veya oyun etkinlikleri işte kırdırma, mırdırma. Bu hepsini deniyoruz. İlginçtir, hiç havuç atmadı. Yaramaz, yaramaz, yaramaz. Boş arkadaşlar kaldı 3 tane. Bakalım 3 tane ne alacağız. Ay yalan ya vay. Hadi havuç kesin bu sefer. Gene enigma geldi. Yine çöp arkadaşlar. Kaldı iki tane. Gene zarar ettik gibi duruyor. 2400 keş gibi bir rakam harcadık arkadaşlar buraya. Kaldı iki tane. Dedim bir kendime yedek yay olarak şey alayım dedim arkadaşlar. Quest bow artı 7 alayım dedim de o da yine artı 4'e yandı iyi yanıyor 2'dir. Alamıyoruz. 6 gündür uğraşıyoruz ama çok zor herhalde geçmesi. Havoc Reis nihayet ortaya çıktın. Hadi sen de hayırlı gel bize. Uğurlu gel. Rosetta Armor Pack. Bu paradır arkadaşlar bu arada. Yani 70 SM'ye falan pazarda görmüştüm bunu ama tam emin de değilim. Son bir tane kaldı. Onu da kırdırıp İşimizi bitirelim burada artık. Gidelim yavaştan. Arkadaşlar ezan okunuyor. Şu müziği hemen kapattım. La ilahe illallah. Müziği kapattım arkadaşlar. Bekleyelim şey. Son kutumuz bakalım onu da kırdırıp hemen şu aldığımız şeyleri kırdırma işine başlayalım. O %100 SC'yi de buradan da aldık. Son anda güzel oldu burada arkadaşlar. Bir %100 SC'miz daha oldu. Evet şöyle satacaklarımızı buraya alalım. Arkadaşlar burası ikisi 2 GB yapar. Şu Rosetta'dan şunu bir çıkartalım. Hadi bu da bir upgrade de yapalım. Yürüyelim. Şöyle hepsini bir kırdıralım. Bakalım neye çıkacak. Hadi geçelim arkadaşlar. Maradona. Geçelim.
Şuradan arkadaşlar neredeyim? Durduruyorduk bunu. Kusura bakma arkadaşlar, bizim şu timeline işte dönüyor. Oraya şeye bakıyorum da. Şimdi ne kadardık biz? Monster Staff dedik. Neydi bunun adı ya? Guardian Exchange. Şundan başlayalım işte. Değil ya. Guardian Exchange. Ibex bu muydu la? Ne Ibex'i? Hani nereye attın Ibex'i? Ya ben de Ibex arıyorum Allah'ım ya Rabbim. Şu Wing neymiş? Şunu merak ettim ben. Hrunting mi? Lan bu para eder ha Hrunting. Vallahi para eder bu. Bunun gene 1 GB'si var nereden baksan Hrunting'in. Da bunun hangi esas takar ki ama 1 GB'si vardı yani bunun kim taksın bilmiyorum. Şuraya şey bastırdıralım. Şeye çıkaydı. PM geldiğine göre demek ki birileri kullanıyor bunu ha. Jurai Chevel Box. Black Gem atarsın be. Black Gem nedir kardeşim ya? Rosetta'yı kırdıralım. T4 Rosetta Armor. Bunu bir şey yapalım arkadaşlar. Asas çıkaralım. Umarım kafa kol çıkar. İyi para eder. Biz mi se Aa, bir seçiyor musun? Çok güzel. Bunu ben kafalı kırdırayım. Kafalı bunu satarız arkadaşlar. Ort Asasyan Helmet. Güzel. Bu kombin parçası olduğu için bunu satarız arkadaşlar. Bu parada. Şimdi hesabımıza gelirsek. Bir dakika video durdurayım arkadaşlar. Telefon durmuyor. Tekrar açacağım. Evet arkadaşlar. Kısa bir hesap yaparsak. Rosetta 1 GB. 120 bu. 220. 220. Yani kaba taslak burası 4 GB arkadaşlar. 370 mi falan yapar. Zararda mıyız? Karda mıyız? Yani 200 205 TL yapar. 4 GB isek 5 şu an alış 50 lira arkadaşlar. 5 kere 4 de 20 200. Hemen hemen kafa kafaya şu an sayılır arkadaşlar. Ne zar ne kar ne zarar diyelim bu videoda. Biraz telefon yoğunluğu var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Siz de biraz uzattık videoyu. Bu videoda böyle olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.